Evet, hızlı bir turu yaptık bir önceki dilimde. Şimdi rahat rahat konuşacağız Akif Bekir ile birlikte. Sen ne dersin? Bugün seni diri görüyorum. Beni hiç uğraştırma, beni oraya getirtme. İki sorum var. A mı B mi? Kaçarım. Seç, onunla başlayacağız. Kaçarım direkt masanın altına. Geçen sefer kaytardım yorgunum diye. Bu öyle bir ya, şeyin yok, bir görüntün şey yok. Bakayım, dik durayım. Mazerete evet. Sığınma. Buyursunlar. İki sorum var. A mı B mi? Hangisiyle başlayayım? B dersem ne olur, A dersem ne olur acaba? Şimdi ben seç kendi işimle, kendi sonra işimle, öğreneceksin. Diğerinin hangisi olduğunu öğreneceksin. Peki A diyorum. A diyorsun. B, gerçekten A. Tamam, B sorusu şuydu. B'nin ne olduğunu söyleyerek A'yı soracağım. B sorusu şuydu. Yakışıklı söz nedir? Yakışıksız söz nedir? Yani papatya iç rahatlarsın uyumadan önce yakışıksız sözse bunun yakışıklısı nasıl olur? Olabilir? Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsünün belagati üstünden buna cevap isteyecektim. Buna neyse, daha sonra onu, geleceğiz. Ondan yırttık. Zor buna daha sonra geleceğiz. Peki. A. Yavuz hazır mısın? Hazırım. Buyursunlar. Korkuyorum ama ya. Ben geliyorum Kemal'e iki alternatif çıktı. Evet. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Benim adım Erdoğan. Benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan. Diğeri ise Muharrem İnce'den. Ben geliyorum Kemal'e bir alternatif de ondan çıktı. Hoş geldin, güle güle. Evet. Soru. Hangisi daha etkili olur? Taklitler aslında yaşatır diye biliyorum ben ama acaba bu cevabım seni tatmin eder mi? Tam şey yapamadım, kestiremedim. Yani şimdi Muharrem İnce'nin sonra geleceğiz. Ya benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan, onu Akşener bağlamında konuşuruz. Ama Muharrem İnce orası çok acayip bir şey zaten. Tepkisini konuşalım. Dün akşam yani izlerken şaşkınlıkla takip ettim hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını, sonra bugün Ömer Çelik'in açıklamalarını, ama Muharrem İnce meselesi can sıkıcı bir şeydi yani o. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın ortak adaylığına giden yolu nasıl açmıştı? İlk yükselişi, çıkışı ben geliyorum Kemal. Tabii. Videosuydu değil mi? Aynen. Ben geliyorum Kemal. Ben Kemal geliyorum. Onu hatta bulursa arkadaşlar gösterelim bir daha. Burada konuşmuştuk da üstüne. Yani geldiğin gibi gidersin, vız gelir tırıs gidersin gibi cevaplar verilebilir buna değil mi? Diyelim rakibisin, karşıtısın. Evet. Vız gelir tırıs gidersin dersin. Gelsen ne olur, yürüme kadar yer yakarsın. Geldiğin gibi gidersin filan gibi cevaplar verirsin. Bunu daha estetize ederek, yani bu kadar kabalaşmadan nasıl verebilirsin? Diyelim ya yani o kadar da karşı değilmişsin gibi görünerek nasıl verebilirsin? Kafanda kursan ancak hoş geldin güle güle gibi şeklinde formüle ederek kurabilirsin. Hoş geldin güle güle. Bu belli ki düşünmüş. Düşünmedim diyor da. Ben ki açıklaması öyle çünkü. Ya yani beyan esastır. O anda aklıma geldi. Beyan esastır. Eyvallah. Ama yapmasın yani. Ben Kemal geliyorumun karşılığında yapmasın. Hoş geldin güle güle. O çıkışını, kadar da tesadüf enteresan. Ortak adayla çıkışını ben Kemal geliyorum videosuyla, sloganıyla yapan bir misafirin var. Buna hoş geldin güle güle kalıbıyla veda ediyorsun. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz güle güle. Ayağınıza sağlık diye bağlam oluşturuyorsun, punduna getiriyorsun. Ya tereciye tere satılmaz. Bize mi anlatacak bunu nasıl getirilir? İşimiz o. Burada en az haftada iki kez sayır zamanlarda, yazılarda punduna getirerek zor zamanda ya da şey yapmadan demeden diyor görünerek laf söylemenin bir yolu var. Punduna getirerek her şeyi söylersin. Söylenmeyecek bir şey yoktur. Nasıl söylesem diye düşünsen bulacağın şey budur. Hoş geldin güle güle peş peşe kullanılan kalıplar değildir bizde. Aynen. Hoş geldin bir kalıptır.
Birisi geldi, karşılamak kalabalığı. Açıklamasında var ya, bizde işte kullanılır hoş geldin güle güle diye. Doğru da hoş geldin geldiğinde kullanılır. Veda ederken de güle güle diye kullanılır. İkisi birlikte peş peşe kullanılmaz. Birisi, o zaman nezaketsizlik olur yani. Birisi binaya girerken karşılamada söylenecek söz. Ötekisi binadan çıkarken uğurlamada söylenecek bir söz. İkisini bir araya getiriyorsun. Buna punduna getirmek denir. Ayağınıza sağlık diye punduna getiriyorsun, bir bağlam oluşturuyorsun ve orada ikisini peş peşe sıralıyorsun. Bunun düşünülmemiş olması, evet beyan esastır ama ikna oldum mu ben, ikna edici mi? Yani Yavuz'un külahını anlatsın. Yani keşke düşündüyse başka şey düşünseydi. Yani en azından nazik bir şey, daha zekice bir şey düşünürseydi. Bu ama bu nazikçesi, şimdi normalde ben Kemal geliyorum'a cevap vermek istiyorsan, bu seni çok ama çileden çıkardıysa... Ama yanındayken de o cevap vermezsin, yani misafir gelmiş, işte nezaket ama, göstermiş, ama oraya gitmiş. Ama ben dururken sen kim oluyorsun? Ben geliyorum, ben Kemal geliyorum, artık ortak adaylık bahsinin... O noktada mı sence? Yani ben dururken sen kim oluyorsun noktasında mı? Bence öyle. Yavuz, ben Kemal geliyorum çıkışı, altını masanın ortak adayı olma umudu taşıyan başkaları varsa onların önünü kesen bir çıkıştı. Tabii. O aslında, dönemde belediye başkanlarıydı aslında yani. Aslında o çıkışı, karşı tarafa, yani iktidara yapıyor görünse de asıl muhatabı onlar değildi. Evet. Kimse niyetlenmesin, herkes oturduğu yerde otursun, ben adayım iddiasını ortaya koydu Kılıçdaroğlu. Doğru. O çıkışta. Öyle mi? Aynen. Ortak aday zaman, belirleme süreci. O muhatap yani belediye başkanlarının ismi de çok geçiyordu. Hani Kılıçdaroğlu bir adım öne geçti. Herkes bulunduğu yeri bilsin, ben adayım dedi yani. Muhalefetin diğer cumhurbaşkanı adayları, adaylığı içinden gönlünden geçirenleri için ne anlama gelir bu? Altılı masa bir ortak aday çıkarırsa şansları, altı muhalefet partisi bir araya gelmiş, bir adayda uzlaşmış. Bunda uzlaşmaları, Kılıçdaroğlu'nun başka isimlerin, seçeneklerin önünü kesmesi bu çıkışta, onların da artık şanslarının azalması, pek bir şans kalmaması demek. Gönlünden bu geçiyorsa kızmaz mısın? Kırmızı görmüş, boğa gibi olursun, burnundan sormuşsun. Hayır, şeyi, bağlamını tam oturtmaya çalışıyorum. Dışarıdasın, evet. Bir önceki seçimde aday olmuşsun. Tamam. Sonra Kılıçdaroğlu'nun karşısında benim abim demişsin. Kılıçdaroğlu'nun karşısında çıkmayacağım demişsin. Ondan sonra bir kurultayla karşısına çıkmışsın. Orada sonuç alınamamış. Partiyi ayırmışsın. Başka bir yere gitmişsin. Vaz mı geçecek? İttifaka girmemişsin. İttifakta değilsin. Mücadele adama vaz mı geçecek? Yani, İttifakta olmayabilir. Yani şöyle, Ekrem İmamoğlu ilan edilse kimse şaşırmaz. Mansur Yavaş ilan edilse kimse şaşırmaz. Ama Muharrem İnce bunun imkansızlığını nasıl anlatmak? Yani Türkiye'nin uzay aracıyla Ay'a sert iniş yapmasıyla benzer bir şeyle aday olması. Yok, şöyle umarsın ki bir yerde bir aksilik olur, bir kaza olur, anlaşamazlar, altılı masa dağılır, ortak adayda uzlaşamazlar. O zaman birden fazla muhalefet adayına zaten ön açılmış olur. Tamam. Sen de şansını denersin, bugünkü duruma düşmezsin. Altılı masadan iki aday çıksaydı. Evet, çoklu aday olsaydı. Çoklu aday olsaydı o zaman Muharrem İnce bugünkü durumunda olmazdı. Olmazdı. Yani kendi tabiriyle eğer muhalefete kaybettirirse sokağa çıkamayacak hale gelme riskini almak zorunda kalmaz. Peki ona savunmasını duydun mu? Yok. Ece Üner soruyor bunu. Böyle söylediniz diyor. Bu riski niye aldınız? Bu motivasyon nereden kaynaklanıyor diye. Bir müşevvik mi var? Bir teşvik nedir edici yani mi var? Evet. Ne sizi teşvik ediyor? Ben sonuçlarda diyor, peki diyor 25-30 olursa diyor, karşı taraf 30 alır ben 25 alırsam o zaman kim sokağa çıkamaz diye yanıt veriyor. Tabii. Şimdi matematiğe bakıyorum. Yine 30 aldığında Kılıçdaroğlu, 25 aldığında İnce, yine kaybettiren durumda düşüp sokağa çıkamaz hale gelmeyecek mi? Ben yani tahayyül edemiyor Kılıçdaroğlu'ndan fazla alacağını. Tabii. Hiç onu hesap etmiyor ben yani. Ben fazla alırım demiyor. Değil ama mi? Ya yakın alırsam. Yakın alırsam ne olacak? İyi yani. De zaten muhalefet tabanı da seçmeni de bunu söylüyor. Yakın uzak diye bakmıyor ki yani. Bunu bu söylüyor. Tabii. Sen benim ilk turda seçimi kazanma ihtimalimi öldürüyorsun ya da şansımı, evet, azaltıyorsun. Sen iktidara bir tur daha nefes aldırıyorsun. Kendi kazanma şansın yok. Umudun da yok kendi beyanında. Kendi beyanım var tabii. Kendi kazanma umudun yok.
İktidara da kazandıramayabilirsin ama muhalefete kaybettirirsin. İktidara kazandırmak budur zaten. Doğrudan iktidara kazandırmayabilirsin yani kaybedeceğin ama. Kaybedeceğin bir seçime niye girersin? Efendim? Kaybedeceğin bir seçime niye girersin? İşte üstelik her şeyi kaybetme riskini taşıyan bir seçim. Muhalefete kaybettirme. Diyor ki bu seçim ikinci tura kalır. İlk tur ön eleme gibi olur. İyi de ilk turda bitme şansı var ve ikinci turda iktidarın şansı daha yükseliyor. İlk turdakinden daha yüksek en azından. Şimdi ilk turda iktidara bu şansı ver. Niye soruyor sana? Efendim? Niye yüksek olsun ki diyor yani? Onun işte mecliste açıklanıyor, şununla açıklanıyor, bununla açıklanıyor ama detaya girmiyor. Çeşitli sebepleri var. Sadece bir tanesi meclis. Meclis aritmetiğinde iktidar önde çıkarsa bakın başkasını seçerseniz sistem tıkanır, çalışmaz, başınıza iş alırsınız deme fırsatı doğabilir. Taş düşer, ayı çıkar. Bu öyle bir şey. Siyasette 24 saat uzun bir süre. Belki başka bir şey olur. Niye risk yani, alacaksın? En azından 2 hafta daha süresi olacak iktidarın. Millete bir şey anlatma fırsatı olacak. Bu fırsatı niye veriyorsun velhasıl? Şimdi kendi kazanma şansın yok. Muhalefete kaybettirme, iktidara kazandırma ihtimalin var. Yine de adaylıkta ısrar ediyorsun. Ve kazanma kendi dilinden ağzından bile senin Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alma umudun duyulmuyor. Olmadığı duyuluyor. O zaman neyle açıklayacaksın? Ben bununla açıklıyorum. Diyorum ki herhalde birden fazla aday çıksaydı o altılı masadan Kılıçdaroğlu oradan tek aday çıkmayı başaramasaydı. Ben Kemal geliyorum diyemeseydi. O zaman Muharrem İnce bugünkü müşkül duruma düşmeyecekti. Bu kadar ama sıkışık dedi, duruma düşmeyecekti. Tek aday çıktı ama hala aynı noktada Muharrem İnce. Ama dönüşü işte vazgeçmiyor. Yani. O motivasyonunu bilmiyoruz. O ayrı. Doğru ama soruydu. Yani. O doğru soruydu. Bir müşevvik var. Motivasyon ne onu bilmiyoruz. Çünkü ya ben onu sadece öfkeyle açıklıyorum. Zaten adaylıkla ilgili konuşmalarda da eleştirimin temel noktası o. Öfkeyle hareket ediyor görüntüsü var. Yani kapıda da var, orada da var, diğer tarafta da var. Tabii öfkeyle hareket ediyor, görüntüsü var. Onun dışındaki durumu bilmiyorum. Yani o hareket etme motivasyonunun başka motivasyonları var mı yani? Kendini teklife, pazarlığa açar gibi konumladığına yorulabilecek bir takım sözleri, beyanları, söylemleri de oluyor. Oldu. Oluyor. Sonra onu kapattı. Kapattı. Şimdi istediğin yerden açılmazsa eğer, eli sen yüksekten açtıysan hemen şey yapmazsın, ne diyelim havlu atmazsın. Vallahi Adnan Bulut buraya girmeden önce sohbet ederken onun kulağına gelmiş. Ben Ankara'yla konuştum, yani anlaşacak diye bir şaiye çıktı ya bugün. Onun doğru olmadığını söylediler. Yani öyle bir şey gözükmüyor şu an. Dediler. Adnan Bulut'un yalnız kulağına bir takım alt düzeyde de olsa temaslarla bir deneme yapıldığına ilişkin bilgiler gelmiş. Ama talepler çok yüksekmiş. Yeniden şey onda vardı. Yeniden Refah Partisi örneği var önümüzde. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. İmza toplamaya başladı. Muharrem İnce ile araları çok açık da değildi. Yakın gidiyordu evet. Topladığı imza hemen sayısı. Hemen birebirdi. Fatih Erbakan köprüleri atmıştı, hatta TRT bile yayından almıştı onu kızım. Niye? Çünkü Cumhur İttifakı'nda yer almayacaklarını söylemişti. Sırada da devamında da ben adayım diyecekti. Erdoğan'ı desteklemiyoruz diyecekti. Dedirtmediler. Sonra ne oldu? Ya biz ilkelerde mutabık kaldı dediler. Hangi ilkelerde onu konuşuruz gene bu akşam ama. Demek ki olabiliyor. Artık ipler koptu denecek noktadan sonra bile ipler tekrar bir Japon atasözü hatırlanarak ipleri koparma lazım olur şeklindeki Japon atasözünü hatırlamak suretiyle tekrar bağlanabiliyor. Diplomasi de öyleyse siyaset de öyledir canım. İpleri koparma lazım olur. Akşener masadan kalktı. Artık bitti, masa dağıldı deniyordu. Geri geldi. Bu da olası. Ya olmayacak ama şey değil. Muharrem İnce'nin şey adaylıktan çekilmesi olmayacak şey değil. Teknik olarak 4 aday var. Arkadaşlarımız göstersin. Bugün YSK'da açıkladı. Mesele kapandı, kesinleşti. Cumartesi günü oy pusulalarındaki yerleri belli olacak.
Muharrem İnce çekilse bile oy pusulasını yeniden bastırmayacağı için bu oy pusulasında Muharrem İnce'li gitme ihtimali var. Kafa karıştırabilir yani. Ciddi bir şey. Pusula kafa karıştırabilir. Pusula Muharrem İnce ben yokum dese bile. Kılıçdaroğlu da yine çekildim arkadaşlar. Bana oy verecekler ona versin dese ama bile. Ama karşılarına bu dört isim çıkabilir pusulada. Çıkabilir. Yani bugün çekilmesi çok İnce hesaplardan biri belki de odur. Ama nihayetinde bu bahiste son diyeceğimi diyeyim, söyleyeyim. Ya. Fatih Erbakan söylediğini söylüyor. O da görüyor işte gerçeği. Ne diyor? Dün akşam katıldığı yayında söylemiş. Yani evet. Muharrem İnce'nin yarışta olması Cumhur İttifakı'na yarar. Ya bunu çocuğa sorsan söylerse. Ama niye ben Muharrem İnce'ye sorduğum zaman veya sorulduğu zaman söylediği şey ben AK Parti'den oy alıyorum diyor. Yavuz. Yani bu bence insanların aklıyla alay etmek olur. Yani fazla hafife almak, küçümsemek olur seçmenin zekasını. Bunu herkes görür. Burada sadece herkesin göremeyeceği başka bir takım şeyler var. Punduna getirilerek söylenen sözler var. Arkasını göremeyebileceği. Onun için de biraz hani siyasette fazla haşir neşir olmak gerekir. Eğer haşir neşirsen yani hoş geldin güle gülenin hesapsız değil, bayağı hesaplı planlı bir laf olduğunu ve punduna getirilerek söylendiğini görürsün. Ben Kemal geliyorum'un karşılığıdır bu diyorsun. Karşılığı o. Bu Bay Kemal tanımlaması Cumhurbaşkanı'na ait. Değil mi? Evet. Bunu aslında işte ne diyelim hani toplumda biraz da küçük düşürmek için kullanmaya çalıştığı bir ifadeydi. Ya monşer demeye söylenen sizden bir şey o. Sizden değil. Monşer halka yabancı. Sizden anlamaz. Kim bu? Lord gibi yaşıyor. Gibi. Kaşanelerde, malikanelerde, saraylarda, saray yavrusu yalılarda, villalarda yaşıyor. Lüks çatafat içerisinde yaşıyor. Halkın dertlerinden anlamaz. Halk gibi işe ekmeğini yemeğin suyuna banarak yemez bu. Nasıl yenir bir hala onun ama. Propagandası da yapılıyor yeni daha sosyal medyada. Biz bağdaş kurmayı bilmez. Yer sofrasını bilmez. Bunun için Bay Kemal dedi. Bay Kemal o demek. O onu söyledi. Aslında bay soyadın önüne konan bir şey. Evet. Ön adın önüne koydu olsun yani. Koydu. Orada da başka bir amaç olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu aldı kabullendi. Kemal Kılıçdaroğlu aldı kabullendi ve kendisi kullanmaya başladı. Bu sefer işin içinden çıkmak biraz zorlaştı herhalde. Bay Bay Kemal diye bir şey çıktı peşinden. Herhalde o da tam olmadı. O da onun cevabı. Bay Bay Kemal de ben Kemal geliyorum'un cevabı. Cevabı evet onun cevabı. Ama o da tam olmadı herhalde. Ben Tayyip Erdoğan meselesi de geldi iş. Hani ya, isim üzerinden yürüyünce çok ben enteresan. Kemal, sen Kemal geliyorsan ben de Tayyip Erdoğan. Benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan. Recep yok orada ama. Bu adıma ya iki isim çok şimdi üç isim mi var Cumhurbaşkanı'nın? Benim de öyle. Fakat ilk ismi çok hani halk ağzında kullanılmadığı için şey daha evvel ilk adıyla daha çok anılırdı. Ya Tayyip diye anılırdı. Şey sevenleri, destekçileri, taraftarları. Onlar da evet. Evet ben oyum Tayyip'e falan der mesela. Tayyip. Erdoğan'ı seven bir seçmen oyum Tayyip'e der. Erdoğan bile değil yani soyadı üstünden ama söylemez. Akşener konuşurken Recep Bey diye konuşuyor şu anda. O da şimdi yayında dün akşam Cumhurbaşkanı Akşener'in Hatay'daki hastane temeliyle ilgili eleştirilerine o videoyu grup konuşmasındaydı değil mi? Ekrana yansıtmasına. Orada da ama akşam haberde ATV'de de bunu söyledi. Onu söylüyorum. Ha. Akşener'in grup konuşmasında Hatay hastanesinin temelini ekrana yansıtmasına kızdı. Ona cevap verirken de dün akşamki yayında. Meseleyi isme getirdi. Evet. Ya nereden çıktı? Akşener isme bir şey söylememişti. Söylemesi de enteresandı. Bir dinleyelim mi? Olur. Cumhurbaşkanı'nı bir dinleyelim. Olur. Dün akşamdan. Maşallah. Evet betonumuz geldi. Öbür tarafta bakıyorsunuz hanımefendi. O da maşallah inşaat mühendisi olmuş. O da konuşuyor. Ve bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları, temelleri bunları küçümsüyor. Biz de diyoruz ki hemen ben Sağlık Bakanımı aradım. Neyin nesidir? Ve ondan sonra da süratle
Murat Kurum kardeşimi aradım. O da kendisi bazı eksikler olsa bile ben bizzat bakanımla da konuştum. Buna biz müdahale ederiz ve edeceğiz dedi. Ve müdahalelerini de yaptılar. Ve ondan sonra da ekrandan bu haberi oraya koyanlar sonra çekip aldılar. Ya yalana gerek yok. Yani biz bir şeye eğer yapıyoruz, yaptık dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. E konuştuğun zaman buna göre konuş. Bütün bu otoyoldaki atılan adımlara dikkat et. Bu otoyollarda bir fire var mı? Kocaeli'nde yaşıyorsun. Evet, beni kendine bulaştırma, uğraştırma, beni kendinle uğraştırma diye de biten bir konuşmaydı bu. Bir şey dikkatini çektim. Bir kere Sağlık Bakanı'mı aradım diyor. Meselenin öyle olduğunun farkında değil Cumhurbaşkanı. Anladığım kadarıyla. Yani temelin böyle bir hani bir... Cumhurbaşkanından saklanabilecek bir şey mi bu ya? Bilmiyorum ki yani. Niye ararsın ki Sağlık Bakanı? Durumu izah etti bana diyor. Hayır. AK Parti Grup Başkan Vekili nasıl açıklamıştı? Bu simgesel bir tören. Sağlık Bakanı nasıl açıklamış olabilir Cumhurbaşkanı'na? Simgesel. Ya orada temeli atacağız. Gerçekten bu temel atılacak. Fakat ama henüz hafriyatı yapılmamıştı. Onun için de simgesel açılış yaptık efendim. Siz gelmişken o işi de halledelim diye. Başka nasıl açıklamış olabilir ki? Bana izah etti diyor. Nasıl izah etmiş olabilir ki başka? Çünkü görünen köy ortada. Hemen akşamında da çalışmalar başladı. Önce bir kamyona yerleştirildi tabii. O temel. Hemen başlıyoruz temeli atmaya. Efendim o simgeseldi. Gerçeğini hemen başlıyoruz atmaya. İhale de biliyorsun temel atmadan iki gün sonra yapılıyor. Üç gün mü? Dört gün mü? Öyle şimdi tam hatırlayamadım. Yavuz, ya belli istim arkadan yetiştirildi. Kervan yolda dizilir. İstim arkadan yetişti. Direkt bir yerli usul yani. Yerli milli usulümüz budur. Yapılıyor mu? Yapılıyor işte. Bu ortada mı? Ortada. AK Parti Grup Başkan Vekili simgesel temel atma töreniydi. Bülent dedi Turan. Mi dedi Bülent Turan. Simgesel. Kızdı bile Faik Öztürk'a. Ya ne demek o? Efendim şeklen, görüntüyü, zevairi kurtarmak için oraya henüz hazır simgeye değildi. Simgeye ihtiyaç vardı. Gerçek temeli atmaya hazır değildi henüz. Çünkü hafriyatı bile alınmamış. Onun için oraya simgesel olarak bir düzenek kuruldu. Böyle Somya gibi, karyolamsı Somya var diye eskiden Somyalar, Yavuz. Evet. Ha, bilirsin değil mi Somya'yı? Bilmez olur muyum canım? Somya evde. Gibi bir şey kurulmuş toprağın üstüne. Sen de üstüne. Beni Z kuşağı zannettin yavaş yavaş böyle bir şey. İyi hissediyorum ama devam et. Çok bele iyi değil ama Somya, iyi esler. Evet, üstünde evet, üstünde hoplayıp zıplayabilirsin. Elimizde yani. Vardı o bizim evet. Somya gibi bir düzenek kurulmuş oraya. Orada şey gibi yapıldı. Temel atılıyor gibi, beton dökülüyor gibi yapıldı. Evet. Miş gibi. Hayır, beton acıdım ben de onun için. Şimdi simgesel bu demek değil mi? Miş gibi yaptık orada. Evet. Yani temel atıyormuş gibi yaptık. Evet. Ama aslında temel atmadık. Niye? Çünkü henüz hazır değil. Bu açıklama yapıldığına göre zaten sonradan hafriyat başladığına, sonradan ihalesi yapıldığına göre Sağlık Bakanı açıklamış olsa olsa Cumhurbaşkanı'na bunu nasıl açıklayıp izah etmiş olabilir ki? Biz hemen başlayacaktık zaten. Bunları demiştim. Gelmişken siz de işte şey yapın istedik. Törene dahil edelim istedik. Efendim, bir da daha bunun için gelmeyin. Gelmeyin diye. Gelmişken ya yapalım şöyle, diye. Ya da şöyle olmuş olabilir. Cumhurbaşkanı talimat vermiştir. Ben oraya gidince devlet hastanesinde temelini atacağım diye yetişmemiştir. Mış gibi yapıp biz sonra onu tamamlayacaktık diye belki devamında da işlemler yapılmış olabilir. Dolayısıyla hepsi mümkün ama yani sonuçta başkanlık sistemi hızlı. Dolayısıyla zaten kamuoyuna da bunun izahı AK Parti Grup Başkan Vekili ağzından yapıldığına göre Sağlık Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'na başka bir izah getirmiş olması pek olası değil. Budur. Yani sen başka bir şey demiştir. Gerçeği saklamıştır Cumhurbaşkanı'ndan diyorsun da İlk bence... başta saklamış gibi geldi bana bu açıklamadan öyle anladım. Sonra şimdi benim adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan, bu ismi unutma dedikten sonra Meral Akşener bir paylaşım yapıyor. Gider ayak seni çok gergin gördüm Recep Bey, akşamları papatya çayı hiç iyi gelir diye. Aslında siyasette aranan da bir şey bu. Yani esprili bir yaklaşım. Üstelik tehdit var. Katılmıyorum. Karşı tarafta. Ömer Çelik sana katılmıyor. Ömer Çelik bana katılmadığını evet söylüyor. Bu tehdit iki, var çünkü şeyde. O iki şeyi tekrar getirebilir miyiz ekrana? Sonra döneriz Cumhurbaşkanının. Ömer Çelik'in tepkisine. Şimdi bu iki ifade arasında yalana gerek yok yaparız. Meral Hanım beni kendinle uğraştırma ile
Seni gergin gördüm, akşamları papatya çayı iç, iyi gelir. İfadeleri arası. Hangisi acaba? İfadelerinden biri yakışıksız ve saldırgan, diğeri yakışıklı. Evet. Kim söylüyor bunu? Ömer Çelik söylüyor. Görelim onu da. Onu da bir gösterir misiniz arkadaşlar? Panucu DMS'nin yakışıksız ve saldırgan buldu. Katılıyor musun? Sence hangisi yakışıklı, hangisi yakışıksız? Papatya çayı iç, kavgalı söylenmez. Ya, olacak şey değil. Yok. Yani Meral Hanım burada biraz ileri gitmiş. Hır çıkar var. Yani hır öyle çıkar. Bir şey dersen. Şeyi söylersin. Bunu bileceksin yani. Sen de. Beni kendine bulaştırma. Kaçın kurasısın. Beni kendinle uğraştırma. Bak sonu kötü olur. Bunlar hani normal hayatın. Getirtme dilinden. Beni oraya. Getirtme beni. Bunlar sen hayat... kimsin? Benim tabii. Dengim misin? Kratım mısın? Tabii. Bunlar haddini hayatın, yerini bil. Bunlar hayatın içinden şeyler. Ama papatya çayı iç falan o ne oluyor yani? Bunlar daha iyi günlerin. Sen tabii. Dur daha. Tabii. Bunların hepsini sıraladım Meral Akşener baba. Tabii. Sen dur daha, bunlar daha iyi günlerin. Şimdi bunlar yakışıklı sözler. Siyasetin, saldırgan olmayan. Siyasetin fıtratı gereği. Kader planında var bunlar siyasetin. ama papatya çayı. Gergin görüyorum, seni gergin görüyorum. Papatya çayı hiç iyi gelir. Sözü saldırgan ve yakışıksız. Hiç yakışıyor mu? Kaçın kurası. Bak yani. Ve oradan alıp. 40 yıllık siyasetçi rakibine ettiği lafa bak. Ve oradan alıp PKK'ya getiriyor sözü Ömer Çelik bir de. Yani senin işte HDP ile işbirliği şu bu falan. Dikkatini çektim bilmiyorum. Dün akşam Meral Akşener ile ilgili çok konuştu Cumhurbaşkanı. Ve işte HDP'nin Millet İttifakı'na desteğini de öne çıkartarak İYİ Partili seçmenin kafasını karıştırabilir miyiz? Girişimlerin ne kadar arttığının farkındasın herhalde. Her taraftan, her şekilde, her fırsatta... Bazen doğru olmayan bir takım olaylarla birazdan konuşuruz Hizbullahçı'yı onun üzerinden. Ama hep böyle bir İYİ Partili seçmen ve Meral Akşener üzerinde bir şey var, gidiş var. Şimdi sanki tek kurtuluş orası gibi görünüyor benim anladığım Cumhur İttifakı'nda. Doğru. Akşener her ne kadar yani Tayyip Erdoğan isimlerine, soy ismine dikkat çekse de, bunlara iyi dikkat et dese de Cumhurbaşkanı... Yani o Kemal'se ben de Tayyip Erdoğan'ım demeye getirmiş olsa da Recep adını, ilk adını kullanmayı tercih etti ama Cumhurbaşkanı'nın ya da AK Parti sözcüsünün öfkesini, hiddetini üstüne çekmesine sebep olan asıl şey o değil. Asıl sebep seçimlerde ortak adaya destek vererek, altılı masadan kalkmayarak iktidarın İşini zorlaştırması. Bunu yani aslında mesele, ne kadar güzeldi. Masadan kalkmıştı, kavga değil. Çıkmıştı, tekrar dönmese, herkes kendi adayını gösterse Cumhur İttifakı için süper olurdu. Süper olurdu. Şimdi, birden tekrar kötü kişi oldu. Bugün Meral Akşener de onu söylüyor. Ya ben yerli milli miyim? PKK'lı mıyım? İşte bilmem terör örgütlerine bilmem ne miyim? Neyim ben diyor yani. Bir karar verseniz de biz de bilsek. İşinize geldiğinizde sürekli lakap takıyorsunuz. İşte bize hakaret ediliyor, mahkemelerden farklı sonuçlar çıkıyor. Ben de Meral Akşener'im dedi de sonunda yani meseleden de geri adım atmayacağını söyledi. Gerçekten de öyle. Hani Türkiye masası kuralım, getirelim Meral Akşener olsun. Yuvana dön Meral Akşener. Yerli milli onların içindeki tek Meral Akşener. Şimdi beni kendine bulaştırma, uğraştırma. Hışma uğramasının asıl sebebi bu. Mesele isim oyunu değil, bunu biliyoruz ve söyledin sen. Peki neden HDP üstünden vuruluyor? Yani mesela bu tartışmada Ömer Çelik bir şey söyleyecek Akşener'e, lafı HDP'ye getiriyor. Cumhurbaşkanı Hatay'daki hastanenin temel atma töreniyle ilgili tartışmada Akşener'e cevap verecek. 3-5 laf, ya beni uğraştırtma, benim adım işte Tayyip soyadım Erdoğan dedikten, dikkat et adıma dedikten sonra lafı HDP'ye getiriyor. Burada 3 laf ettiyse bir araba dolusu lafı da HDP konusunda, HDP üstünden İYİ Parti'ye ediyor. Başkaları için de geçerli bu. Yani başka iktidar sözcüleri. Bütün hepsi. Ve Cumhur İttifakı partileri. Bir karar için. Yani bu bir strateji öyle görünüyor. Muharrem İnce için bile geçerli. Evet. Muharrem İnce de aynısını söylüyor. Ben PKK'yla ne dedi o? Ne dedi? Mücadele ediyorum dedi. Beyim dedi. PKK'yla da şeyle de. Bir tarafta PKK, bir tarafta da FETÖ var dedi. Evet. Öyle Hizbullah mı dedi? FETÖ dedi, Hizbullah dedi. Üçünü de söyledi. Onu da söyledi. Hüdap bir tarafta Hizbullah, işte bir tarafta PKK, hepsiyle savaşıyorum
şeklinde sözler sarf etti, doğru. Yavuz Ağır Alioğlu İyi Partili, o da İyi Parti'den ayrılırken HDP'nin masaya HDP'nin aday çıkarmayacağını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verme kararıyla altılı masaya terör gölgesi düşürdüğünü söyledi. Evet. Bunu gerekçe olarak, istifasına gerekçe olarak öne sürdü. Evet. Yavuz, herkes yapıyor bunu. Yani ne oluyor diyorsun? İş geliyor. Ne oluyor? Peki, o zaman sormazlar mı? Yani 2018'de CHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı vardı. Onun da adı Muharrem İnce'ydi. Belli ki bu başka bir Muharrem İnce, aynı kişi değil. O Muharrem İnce, o yani öbür Muharrem İnce cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyoruz ya? Cezaevine gitmemiş miydi? Cezaevinde olmasını eleştirmemiş miydi? Ya şöyle demişti. Cumhurbaşkanı adayının cezaevinde ne işi var? Cezaevine gitme diyenlere, böyle diyenler oluyor diyerek çıkışmıştı. Demişti ki, niye gitmeyecekmişim? O da çıksın, o da bizim gibi propagandasını yapsın. Ne var bunda ya? Demişti. Tabii ki giderim diye çıkışmıştı. Şimdi bakıyorsun Muharrem İnce'ye, yani HDP, hiç onları söylememiş gibi. HDP'nin kendi adayını çıkarmayarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek verme tavrını mesele haline getirerek Kılıçdaroğlu'nu iğneliyor. Hem de ne zaman? Kendisine ziyarete gelmiş. Evine ziyarete gelmiş. Kendisine ziyarete gelmiş. Ya düşünsene. Ya sen cezaevine Demirtaş'ı ziyarete gitmişsin. Çıksın o da, diyorsun ki çıksın, ne var bunda? Niye gidiyorsun diyorlar bana. O zaman HDP'lerle temasları falan da vardı. Onların, diğer tarafa bak. Cumhurbaşkanı, çok affedersin, virgül koyacağım sadece. Cumhurbaşkanı geçmiş konuşmalarından örnekler vererek eleştiriyor ya, işte Temel Karamollaoğlu'na falan dün akşam söyledi. Ya Devlet Bahçeli'yle birlikte siyaset yapıyor Cumhurbaşkanı. Bunlar nasıl söylenebiliyor? Gerçekten inanamıyorum yani. Ya onu bırak. Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu'na en çok niye kızıyor? Herkes zannediyor ki seçimi kazanırsa Kılıçdaroğlu kendi yerine geçeceği için kızıyor. Hayır, Cumhurbaşkanı'nın başka bir gerekçesi var. Söylüyor onu. Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracak diye. Tabii. Eğer kazanırsa Kılıçdaroğlu, Bay Kemal Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracak diyor. Kızgınlığının asıl sebebi bu. Biz yoksa kendi yerine geçecek diye değil yani, kazanırsa. Tabii. Peki. KHK'lıları getirecek diye kızıyor. Peki. Yavuz, ya 2019 seçimlerinde AK Parti'nin yıldız adayları, İstanbul Ankara adayları, Binali Yıldırım, Özhaseki, ne demiş? HDP oylarına da talip olduklarını söylememişler miydi? Evet. HDP'ye oy veren seçmenin de oylarına talibiz dememişler miydi? Onlar istemiyorlar mıydı? Böyle ayaklarının altına serse bile oyunu HDP al git mi diyorlardı. Ya AK Parti istemiyor mu mesela şu anda? İmralı'dan seçim talimatlı mektup getirilmemiş miydi? Ya Öcalan'ın kardeşi konuşmadı mı? Öcalan'ın kardeşi niye TRT'ye çıkarılmıştı? Neydi ya, mevzu neydi? Ya şimdi sen AK Parti'ye oy veren HDP seçmeni makbul biliyorsun. Muhalefete oy veren HDP seçmeni HDPKK'lı. Ya yani sistem böyle yürüyor. 2019 seçimlerinde HDP'nin İstanbul Ankara'da İYİ Parti ile CHP'nin ortak adaylarına destek verdiğini, İmamoğlu'yla yavaşa oy istediğini ve seçmenin onlara oyunun gittiğini Yavuz Ağır Alioğlu bilmiyormuş demek ki. Bilse o zaman istifa ederdi. O zaman istifa ederdi. Yoksa içine sindiremeyeceği bir şey bu. İlkesiz buluyor bunu. Bu hazmedebileceği bir şey değilse 2019'da demek ki bilmiyordu, haberi yoktu. Muharrem İnce de o 2018'de Demirtaş'a HDP'nin başka yerlerde kapılarına giden, kayyum atanan HDP'li belediye başkanı Ahmet Türk'e ziyarete giden, o orada burada HDP'lilerden destek isteyen Muharrem İnce değilmiş. O olsa bugün böyle demezdi. Ağır Alioğlu o zaman istifa ederdi bu gerekçeyle. İş yapar mı bu? Yavuz, geliyorum ona. HDP'nin oyunu istemeyen yok. Ulaşanlar var, ulaşamayanlar var. HDP zaten parti olarak kendisi giremiyor. Yeşil Sol Parti'yle girecek ama Cumhurbaşkanı da aday çıkartmadığı için şimdi onun yönlendireceği oy var. Evet. Kılıçdaroğlu'na da destek açıkladı.
seçmenini Kılıçdaroğlu'na yönlendirmiş oldu. Kararını seçmen kendisi verecek ama bunun bir etkisi olacağı düşünülüyor seçmen üzerinde. Zaten düşünülmese niye İmralı'dan mektup getiresin, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarasın, yani öyle bir şeyin yoksa, düşüncen, analizin yoksa. Ne derler bizde? Kedi ulaşamadığı ciğere ne der? Bozulmuş. Murdar der. Evet. Bak şurada bozulmuş diyoruz. Murdar. Daha halk ağzıyla mundar da diyebilirsin. Yavuz, HDP'nin oyunu hepsi istediğine göre. Demek ki tukaka edenlerin tukaka etmesinin sebebi ulaşamamaları. Ulaşabilseler baş tacı edeceklerdi. Ulaşabilseler baş tacı edeceklerdi. Ona ulaşamayınca... Tabii Kılıçdaroğlu niye ulaşabildi? Evet. Niye bize değil de ona destek veriyorlar? O zaman da sorun o. O zaman da olmayınca Hüdapar'la acaba hani bir miktar oraları toparlayabilir miyiz? Tabii ona gidiliyor. Demirtaş ne demişti? Son olarak şunu söyleyeceğim bu bahiste. Edirne cezaevinden biliyorsun mesaj göndermişti. Yakın zamanda bir iki ay içerisinde. Ya bugün destek vereceğimizi söylesek Erdoğan'a, yarın sarayda öğle yemeğine davet edilirim. Öğle yemeği yerim diyordu. Şimdi Allah aşkına mesela Muharrem İnce'ye destek açıklasa. HDP. Yani, böyle mi olur acaba? Öğle yemeği sözü verilmez mi Demirtaş'a? Esirgenir mi? Yani bir öğle yemeği sözü verilmez mi? Öğle kurtarmaz, akşam yemeği verilir bence. Ya siyaseti bu düzeye indirgemek büyük bir kötülük. Ben burada çaresizliğin sonucu bu noktaya gelindiğini görüyorum. Yani şöyle bir hesap yapılıyor. Bugün işte analizlerde de görüyorsun. Biz kendimiz de yapıyoruz aslında. Yani bu son Hüdapar operasyonu 100-150 bin oy için yapılmadı mı sonuç itibariyle? %1, %0.5, %100 bin, 50 bin bu hesaplar ince bir şekilde yapılıyor. Bu hesap yapılırken işte yine de kurtarmıyorsa ne yapılacak? Nasıl o %50 bandı aşılabilecek? Hangi seçmen kitlesi hedef alınacak ve hangi argümanla? Cumhuriyet Halk Partili seçmenin ikna edilmesi çok kolay görünmüyor. Bütün zaten kamuoyu anketçileri de söylüyorlar, son 6 ayda işte bu tip siyasi keskinleşmiş alanda herhangi bir hareket olmaz diye. İyi Partili seçmen zaten bir masada da arıza çıkmış, Yavuz Araloğlu hazır konuşmuş, orada bir kafa karışıklığı varsa oradan acaba çekebilir miyiz hesabı? Yani bütün hesap herhalde orada %2-3 için. Böyle görünüyor yani. Tabii. %2-3. %3'ün yer değiştirmesi, o taraftan bu tarafa geçmesi seçim kaderinin sonucunu tayin edebilir. Büyük olay. O sebeple evet, yani yarım peki, puanın bile... Bir şey unutuluyor ama. Ya, çok kıymete bindiği bir seçim yaşıyor. Bir şey unutulmuyor mu sence? Benim yani okuduğum anketlerin tamamında iktidara en karşı olan, en keskin olan seçmen kitlesi de İYİ Parti seçmeni. Öyle. Peki bununla mı döner? Mesela dönse buraya mı döner? Yine benim okuduğum anketlere baktığımda İYİ Parti'de bu gerilim sonrasında birazcık oylarında düşüş var. Kendileri de analiz ediyorlar. Oradan gittiği yer Cumhuriyet Halk Partisi bir miktar. Yavuz, bir miktar da ince. AK Parti değil yani, MHP değil. Sorularının cevabı 2019 seçim sonuçları var. Olmadı mı bu? Oldu. Oldu. Faturalarınızı sonuna kadar kullanılmadı mı? PKK getireceklerinde o İmamoğlu kampanya yaparken, vatandaş arasında dolaşırken mesela elini uzattığında tutmayan AK Partililer oldu, teröristlerle el sıkışmam diye. Evet. Neler yapıldı? Neler yapıldı? Sonuç ortada. Ya bunun işe yarayıp yaramayacağı ortada. Bir de herkes hatırlıyor. Ya kimse o kadar unutkan değil. Herkes hatırlıyor. Çözüm masasında ya şimdi mesela HDP altılı masada değil, yedili diye anmaya başladılar altılı masayı. Evet. Ama kendisi aday çıkarmayarak başka bir ittifakın içerisinde Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek çıkardı. Ne pazarlık ettiniz diyor mesela. Ne pazarlık ettiniz? Siz Hüdapar'la ne pazarlık ettiniz? HDP ile mesela oy alışverişi, HDP'nin altılı masanın adayına destek açıklaması, seçmenin oy verme ihtimali, oy verecek olması, eğer PKK ile destek alışverişi ise, o zaman Hüdapar'la oy alışverişi, masaya oturmak, pazarlık yapmak, kimle masaya oturmak, pazarlık yapmak? Sonra çözüm sürecinde AK Parti, HDP ile çözüm partneriydi, masaya oturmuştu. Evet. İmralı ile masaya oturmuştu. Kimle oturdu o zaman? Yani direkt Kandil'e heyetler, aracılar gitti geldi, mektuplar gitti geldi.
böyle dolaylı da değil. Ya HDP ile görüşen PKK ile görüşür şeklinde değildir. Direkt PKK ile görüşmeler var. Büyük haksızlık yapılmıyor mu Akif? Görüntüler yayınlanıyor ya. Sırrı Süreyya Önder'in Nevruz görüntüleri mesela. İşte İmralı'ya selam var size falan dedi. Kendi kendine mi yaptı onları? Pervin Buldan'ın Kandil'deki görüntüleri. Kendi sanki kendine mi yaptı onlar kendileri gitmişler de o süreç kendi kendine olmuş. Onlar kendileri bu organizasyonun içindeymiş gibi. O konuşmayı, Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasını iktidara yakın medyanın tamamı büyük alkışlarla karşılamışlardı. Benim de desteklediğim bir süreçti. Yani onu da bir şekilde koyayım ama bugün yapılan çok ayıp. Yani o günün orada işinde, yanlışlık yoktu. Orada bugün bana göre yoktu. Ama bugün yapılan bir de onu yanlış görsen bile bugün böyle yapmazsın. Çünkü bu böyle bir şey değil yani. Beraber yaptın. Beraber yaptın. Başı sendin. Tabii bu iş, şeyi sendin. Senin kafanın altından çıktı bu. Şunu koymuş arkadaşlar buraya da bir Hizbullah deyince aslında şu Hizbullahçı röportaj meselemiz var ya, kafalarını keseceğiz evet, diye. Evet, konuşalım onu da. Onu bir konuşalım çünkü gözaltına mı alındı? Gözaltına alındı. Biz girmeden sonra? Önce işte önceki gün akşam gördüm ben ilk röportajı. Dün çokça konuşuldu. Bugün akşam üzeri gözaltına alındı. 48 saat, 36 saat. Yavuz, o lafların binde birini bir muhalif kişi iktidar tarafından birine ya da iktidar seçmenlerine ya da iktidar aktörlerine etseydi ne olurdu? Herhalde toplam bir saat sürmezdi. Yani onun gözaltına alınması bir saat mi? O anda belki giderdi yani orada. Şu Sabah gazetesinin paylaşımını koyabilir miyiz arkadaşlar? Dün akşam enteresan bir şey oldu. Bu Hizbullahçıyım diyen kendisine ve işte kafalarını keseriz diyen adam özür diledi, yanlış anlaşıldım şu falan diye bir video çekti. Video şurada görüyorsunuz. Video bir ofiste çekilmiş, biri çekiyor. Orada bir şey var yani, bir kurgu olduğu kesin. Ama sonrasında paylaşımlar da yapmış, o paylaşımlar silinmiş. Bir gariplik var yani, sistem böyle bir enteresanlık taşırken HDP'li ne görüyoruz Sabah gazetesinde? Kafa kesme tehditlerinde bulunduğu videosuyla CHP'lilerin Hüdapar'lı olarak lanse ettiği İsmail Kasımoğlu, Millet İttifakı'nın ortaklarından olan HDP'li çıktı. Kasımoğlu'nun gerçekleri anlattığı video açıklamasının ardından hesabı kapatıldı. Adam HDP'liyim demiş sözüm ona. Ondan sonra da hesap kapatılmış. Adam kendi videosunda, özür dileme videosunda kendisinden önce konuşanı HDP'li diyor. Muhalif HDP'lilere kızdığı için o kızgınlıkla, öfkeyle ağzından yanlış sözler çıktığını, kafa kesmek gibi tehditler savurduğunu söylemiyor mu? Evet. Ya ben çok kızmıştım. Niye kızmıştım? Çünkü benden önce bir HDP'li ileri geri hayır hayır konuşuyordu. Hayır hayır konuşuyordu. Ona çok kızdım. Onun için keserim ben bunların kafalarını dedim. Ama hazırız, ben işte cihat adamıyım. Cihada hazırız diye onun için söylendim konuşma diyor. Konuşma da şu şurada birileri yani. Yani bu çaresizlik yalanları bunlar. Evet ya. Çaresizlik çok ve çok da sakil değil mi ya? Hayatı yalan olsa bir insanın bu kadar yalancı olamaz. Yani hiç olacak şey mi Allah aşkına yani. Şu yani. Burada şu görüntüler. Mübarek Ramazan günü. Mübarek Ramazan günü. Hayır, bir de lamba gibi ortada derler ya. Her şey lamba gibi ortadayken. Hadi bu da HDP'li, öbürü de HDP. Ne olacak? Acayip bir şey bu HDP. Bu onların işte kayyumla ilgili söz verdi diyor mesela ya. Şeye. Yine iktidar temsilcilerinden biri geçen gün. Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kayyumla ilgili söz verdi diyor. Kayyum bir kere Millet İttifakı'nın toplu bir şeyi, taahhüdü. Evet. Kayyum uygulamasının zıvanadan çıktığını söylüyorlar. Verilsin zaten. Ben ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde ya da Kılıçdaroğlu geldiğinde kayyum atamayacak. Hı. Belediye başkanları görevde olacak ve PKK'yı para akışını sağlayacaklarmış. Ya arkadaş, ikisi bir arada olmak zorunda mı? Ben anlaşılır hukuk gibi bir şey. Hukuk diye bir şey yok hukuk mu? Hukuk diye bir şey var. İdari kararla sen kafana göre seçimde bunlara oy verirseniz seçimden sonra görevde alırım dediğin kişiler eğer seçilirse, kazanırlarsa seçime girmelerinde hiçbir sakınca, yasal sakınca olmadığı halde seçimden sonra bunları idari kararla görevden alamamalısın diyor. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar. Buna hukuk karar verir. Mahkemeye gider. Delil varsa PKK'ya yardım ettiğine dair mahkeme karar verir. Bu da senin yönlendirdiğin tiyatro mahkeme olmaz. Delilleriyle, somut delilleriyle ancak böyle bir karar kurulabilir mahkemede. Yaş. O karar gerektirirse eğer görevden alırsın. Şu yapılabilir mi? Diyarbakır'da bir ilçede belediye başkanını görevden alıp kayyum atıyorsun. Kaymakamı.
peşinden belediye meclis üyelerini de alıyorsun görevden, onların yerine de kayyum atıyorsun. Niye? Çünkü belediye meclisi de HDP'li orada seçtirmiyorsun. Belediye normalde görevden aldın, ne olması lazım? Seçimi yaptıracaksın, yenisini seçtireceksin. Yenisini seçmesi lazım, ona da seçtirmiyorsun. Ona da müsaade etmez. Seçimi askıya alıyorsun, sandık sonucunu sandıksız değiştiriyorsun. Aslında demokrasi. İdari kararla, ortada mahkeme de yok. Buna karşı çıkınca da PKK destek. İstim arkadan geçişiyor gene. Tabii. İstim arkadan geçiştir diyor. Mahkeme sonra devam ediyor. Ya buna izin vermeyeceğiz. Biz kardeşim hukuk içerisinde, ya demokrasi ve hukuk işleyecek. Bunu işleteceğiz dedikleri için teröre destek vermiş oluyorlar. Kars Belediye Başkanı görevden alındı. Sonra ya cezaevine girdi çıktı. Şimdi dışarıda. Hakkında bir hüküm yok. Hatta AK Parti'den aday olabileceği bile konuşuluyor şu anda. Yavuz, Cumhurbaşkanı HDP, İyi Parti HDP eleştirileri getirirken HDP için HDP bağlamında özellik şartından da bahsetti. Avrupa Birliği evet. Özellik şartı. Ya özellik öneren parti Hüdapar. Özellik eyalet sistemi eyalet öneriyor. Sistemi. Geçmişte Cumhurbaşkanı da eyalet sistemi önermişti. Onlar Cumhur İttifakı'nda oturuyor. Ama CHP getirecek diye Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartını hayata geçirme vaadi de AK Parti'nin de. Ya şimdi bunda AK Parti bu vaatte bulunabildiğinde, bu vaatte seçim kazandığında hiçbir sakınca yoktu da. Bölmüyor da. Yani bölmüyordu da, hatta eyalet önerebiliyordu da, bunu tartışalım diyebiliyordu da AK Parti. Ya onu bile de, ya eyaletten, özellikten bahseden yok. Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı, eyalet gelecek demek değil. Bunu niye diyemiyor mesela muhalefet? Bu niye teröre destek oluyor? Akıl alır işler değil bunlar. KYK'lılar için de öyle. Bizim yaptığımız bütün FETÖ'yle mücadele çöpe gidecek. Arkadaş sen bir bölümünü FETÖ'yle mücadele etmedin. O imkandan yararlanarak bütün muhalifleri sistemin dışına ittin. Tabii. Bu adamlar da hukuk vasıtasıyla gelsinler yani. Bunda ne var? Ya da hukuka mı bu kadar güvensizsin? Bunların hepsi ilkeli, oluyor. Şunu söyleyeceğim. Saniyemiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eski sloganlarını da güncellediklerini duyurdu. Ona gelemedik. Neydi? Eski sloganları durmak yok yola devam. Bunu güncellediklerini artık doğru adımlarla yola devam sloganını kullanacaklarını söyledi bu seçimde. Evet. Biraz zor bir slogan. Bu ne demek? Doğru adımlarla o ayrı. Böyle slogan olur mu? O ayrı. Fakat doğru adımlarla yani şimdiye kadar durmak yok yola devam derken doğru yanlış fark etmez. Yola devam gidelim. Edilsin de nasıl edilirse edilsin mi denmiş oluyordu. Oradan mı dönülüyor? Peki bu yanlışlardan dönülüyorsa sorumlusu kim? Cumhurbaşkanı daha önce de biliyorsun liderler ben yanlış yaptım demez demişler. Demezler demişler. Şimdi o zaman kim yanlış yaptı? Geçmişte yanlışlar var ondan dönülüyor demek ki. Mesela Sisi ile Esad'la ipleri koparmanın sorumlusu kim? O yanlıştan dönüldü. Ya da şimdi işte epistemolojik kopuşu temsil eden Nebati'den epistemolojiyi temsil eden Mehmet Şimşek'e dönülüyorsa O yanlışı kim? Ya da artık imar affı çıkaramayız, bunu düşünemeyiz dedi. Tövbe etti mesela imar affına. Niye? Çünkü sonuçlarını şeyde gördük dedi. Maraş depreminde. Peki o zaman sorumlusu kim? Yani bu geçmişte AK Parti'nin yöntemi belli. Yanlış yapanı yola kor, bir kenara kor, yola devam ederiz de. Ya yani doğru adımlarla da eski yanlışları yapanları meclise bir yere koymak suretiyle yola devam mı edilecek? Ya bakanlar mı o zaman? Bakanlar mı o zaman o yanlışların sorumlusu? Ama zaten hiçbir zaman Cumhurbaşkanı değil yani yanlışların sorumlusu. Liderler zaten ben yanlış yaptım demez. Ama bu slogan biz yanlış yaptık diyor. Doğru. Evet. Bundan sonra doğru adımlarla yola ben devam edeceğiz büyük, diyor. Büyük bir şey görüyorum yani enteresanlık görüyorum ama. İtiraf ve özür gibi algılayanlar var. Yanlış mı? Emin değilim yani. Bitirdik. Bitirdik. Lafı tıkadın yani. Lafı tıkadım. Mecburum çünkü buradan da böyle bağırıyorlar ondan dolayı. Birkaç şeyi de konuşamadık. Onları da artık haftaya bırakalım. Özellikle bu yardımlar meselesine. İzleyenlere teşekkür edelim. Süratle kapatalım. Bir reklamımız var. Sonra Savaş Kerimoğlu'yla ana haber olacak efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.